TEİ olarak 2021 İDEF'te burada bulunuyorsunuz. Arkanızda da TEİ'nin ürettiği motorlar var. Bilgilendirme alabilir miyiz sizden? Efendim şöyle söyleyeyim. Son 7 yıl içinde en azından ben TEİ'nin başında bulunduğum süre içinde arkada gördüğünüz PD-170 ile dahil olmak üzere 10 tane değişik milli motoru geliştirdik, çalıştırdık, ürettik. Yani motor haline getirip bizzat çalıştırdık. Önce PD-170'ten başlayalım. Bu 10 motordan tabii ki uzun yıllardan gelen işte biz yapamayız bir algısı vardı. Çok şükür onu yıkmış olduk. Sonra da şey söylentileri duydum ben tabii işte yaptılar ama işte prototip olarak kaldı falan. Bu 10 motordan 5 tanesini de seri imalata geçirdik. 3'ü de seri imalat aşamasına hazırlıklarını yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim, tabii ilk etapta dizel ve benzinli İHA grubu motorlarımız gelişti. Arkamda gördüğünüz PD-170 tamamen özgün bizim mühendislerimiz, teknisyenlerimiz tarafından tasarlanıp geliştirilmiş, çalıştırılmış bir motorumuz. Gururla söylüyoruz, sınıfında dünyada açık ara en iyi motor. Hem yakıt sarfiyatında en cimri, en az yakan motor, hem de irtifa yeteneği olarak 40.000 feet'e kadar çalışabilecek olan dünyadaki tek motor pistonlular grubunda. Güç, irtifa oranı da en iyi olan motor. Şimdi tabii ki bu seri imalata geçti. Seri imalatı devam ediyor. Bu yıl içinde de TEİ'ye seri imalat teslimatlarımız devam ediyor. Bu motorun TB3'te kullanımı için Baykar'a teslimatını gerçekleştirdik. Onlar entegrasyonu çalışıyorlar. Akıncı için bir değişik versiyonu çalışılıyor. PD-177 olarak teslim ettik. Akıncı'nın tabii birkaç versiyonu var. C versiyonu için bu motorlar güç verecek. Bunun bir güçlendirilmiş versiyonunu çalışıyoruz şimdi. 225 beygire kadar kalkış anında güç verebilecek. Bu da Akıncı'nın daha ağır faydalı yükle kalkmasına imkan verecek. Aynı zamanda dizel olduğu için çok az yaktığı için çok uzun süre havada kalmasına imkan sağlayacak. Bu motorların Aksungur'a entegrasyonu tamamlandı. Tayin'in Aksungur'un motorları üzerindeki motorlar da şu anda PD-170 motorları. Böylece Anka'dan başladık ama Aksungur, Akıncı ve TB3 olarak milli İHA'ları bu sınıftaki bütün İHA'lara güç vermek üzere PD-170 zaten seri imalatta hızla çalışıyoruz. Diğer motorlarda bu serinin dediğim gibi 225 beygir geliyor. Aynı zamanda biraz daha hafifletilmiş, kalkış performansı iyileştirilmiş PD-180 diye bir versiyonu var. Bunun da farkı bu dünyanın tek çift turbolu havacılık İHA motoru diyelim. Bunun tek turbolu versiyonu. Biraz turbosunu yeniden tasarladık. Daha büyük çift turbonun verdiği kalkış performansını veriyor ama irtifa gücünü vermiyor tabii ki. Daha hızlı düşüyor performansı. O da geliyor. Ona da PD-180 diyoruz. Bunlar yavaş yavaş aynı motordan motor aileleri türetiyoruz. Değişik ihtiyaçlar için. Yan tarafa bak zaman TEİ-T701D motorunu görüyorsunuz. Bu da Sikorsky helikopterlerinin genel maksat helikopteri olarak Türkiye'de üretilmiş yerli kara şahinlere güç vermek için ürettiğimiz bir motor. Bu motorun da seri üretimi başlayalı 2 yıl oldu. Motordan şu ana kadar 45 adet ürettik. Gittikçe artıyor her gün. Seri imalatımız devam ediyor. TEİ'ye teslimatımız devam ediyor. Bu motorda bizim üstünde motorun plaka numarası, seri numarası bize ait olduğu için lisanslı üretimde olsa bazı geliştirmeler yapma yetkimiz var. Hemen yanında gördüğünüz katman imalatla üretilmiş parça. Motorun tam orta bölgesinde şuradan şuraya kadar midframe dediğimiz bölge var. Tabii bir sürü parçadan oluşuyor. 300 kadar parçadan. Tam da sıcak bölge. Yanma odasını falan ihtiva ediyor. Bütün bu parçaları burada gördüğünüz yeni teknolojiyle ki bizim kendi teknolojimiz tek parça halinde imal ettik. İlk defa fuara getirdik. Bu teknolojiyi bu aşamada kullanabilen şu ana kadar bir tek GE var. GE'de bunun eşdeğer benzer motoru CT7'de uyguladı bunu. Biz de bunu ilk defa burada fuara yetiştirdik. Yani şu gördüğünüz parça, tabi bilmeyenler için basit bir normal parça gibi gözükebilir. Çok ciddi teknoloji içeriyor. Katmanlı imalatla yapılmış olması ayrı bir avantaj getiriyor. Hem hafifleme hem bütün böyle birçok parçayı bir arada bir seferde imal etme. Ama gördüğünüz gibi iç tarafında da herhangi bir çapak makap bir şey görmüyorsunuz. Katmanlı imalattaki en büyük sorunlarından birisi parça büyüdükçe destek koymanız gerekiyor. O destekleri kırdığınız zaman da orada çapaklar görürsünüz. Biz bunu çoğu yerde hiç desteksiz olarak çok özel bir proses yeteneğiyle bizim arkadaşlarımız, mühendis ve teknisyenlerimiz başarıyla geliştiler. Bu da bir başarı öyküsü aslında. Öbür tarafa geçelim. Pistonlu motorlardan bahsettik. Aslında pistonlu motorlarda bu geliştirdiğimiz 10 motordan yenilerinden bir tanesi de PG50 motorumuz. Bunun özelliği nedir? Bu aslında çok hafif bir motor. Sınıfında da fırlatıldıktan sonra kavrama özelliğine sahip ikinci motor diyelim. Dünyada bir tane bir tek bir motor var bunu yapabilen. Bu motor fırlatma sırasında çalışmasına rağmen hareketi izole edebiliyoruz pervaneden. Ondan sonra bir debriyaj sistemiyle 1-2 saniye içinde hatta ne zaman istenirse o zaman kanatları çalıştırabiliyoruz. Güç ağırlık oranı açısından çok
iyi bir motor, üstün bir motor. Bunun da bayağı bir dünya klasmanında kullanım alanları var. Yurt dışı müşterilerimiz de gördükçe, ilgi gittikçe büyüyor. Hatta bunun için özel yurt dışından bazı heyetler gelmişti birkaç ay önce. Burada fuara da geldiler. Ayrı pazarlık yapıyoruz şu anda. Satış pazarlığı. Bunun değişik versiyonlarını da üreteceğiz inşallah. Yani kısa bir kullanımlık olduğu gibi uzun ömürlü versiyonları İHA'lar için inşallah geliştiriyoruz. En son helikopter motoruyla bitirelim. Burada değişik milli motorlarımızdan örnekler göstermeye çalışıyorum. Bu küçücük bir motor olarak görüyorsunuz. Tabii üstünde bizim deney sırasında veri topluyoruz arasında sıcaklıkları vesaire. Veri kabloları duruyor hala. Şu gördüğünüz kısım çalışan motorda olmayacak. Biz deney için yaptığımız bir aparat. Bu motorun çapı 22.4 santim. Çok küçük bir çapta. Beygir gücü olarak 420 beygir üretiyor. Yani şimdi arkadaki PD-170'i gördüğünüz kocaman bir motor. Bu ondan daha fazla güç üretiyor bu kadar küçük yerde. Yani çok yoğun bir teknoloji var diyelim motorun içinde. Zaten daha önce anons etmiştik dünya rekoru kırdık diye bu çapta bu kadar güç üretebilen tek motor. Şöyle söyleyeyim 1350 Newton'a yakın güç üretiyor. Bunu kilograma çevirirsek yaklaşık diyelim 135 kiloluk bir platformu dikine kaldırabilecek güçte. Tabii platformun kanatları falan da alıyor. Ağırlığın bir kısmını kanatlar alıyor. Bu şekilde 1'e 5 hatta 1'e 10'a kadar kullanılan sistemler oluyor. Bu demektir ki 500 ile 1000 kiloya kadar zorlarsanız platformları uçurabilecek gücü var. Şu küçücük şeyin. Bu gördüğünüz PD-170 motorundan daha fazla güç üretiyor. 30 kilonun altında. Bunun da çap olarak ürettiği güçte dünya rekoru demiştik. Hem de üretim süresi yani geliştirme süresi. Bu gördüğünüz motoru düz beyaz kağıttan bizim ekibimiz 3 yıldan daha kısa sürede 2,5-3 yıl arasında çalışır hale getirdi. Yani tasarım, imalat her şey dahil. O da ayrı bir rekor diyorum ben bizim ekibimize ait. Ellerine sağlık. Müthiş bir motor. Şöyle söyleyeyim çap niye önemli? Çap ne kadar küçük olursa yüksek süratte hava direnci o kadar az oluyor doğal olarak. Füzelerde falan bu önemli. Özellikle yüksek hızda uçan füzelerde çok önemli. O yüzden dar yerde büyük güç çıkarmak zor. Arabalardan bahsedeyim herkesin anlayacağı gibi. İşte 1.6 motor bir de var V6 3000 motor var değil mi? İşte bu 1.6 motor gibi bir hacimden neredeyse 2.4 litrelik motor gibi güç çıkarıyor. Yani dehşet bir yoğun teknoloji var. Helikopter motorumuza geçelim. Bu da bizim ilk milli helikopter motorumuz. Bu motorun özelliği her şey bize ait. Sıfır düz beyaz kağıttan bütün mühendisliği bizim tarafımızdan yapılmış ve teknisyenlerimizin katkılarıyla üretilmiş ve buraya getirilmiş motor. Motorun güç üreten çekirdek kısmı tamamen yerli ve milli. Yani hepsini Tİ'de ve Tİ'nin yan sanayisiyle beraber Türkiye ürettik. Üstünde gördüğünüz pompalar var. Yakıt pompası, yağ pompası, filtresi. Bunların ciddi bir kısmını dünyadaki üreticilerden tedarik zincirinden alıp taktık. Yani bu arabanızdaki işte ne bileyim Marş motorunu Bursa'da bir yan sanayinin üretmesi, silecek motorunu İzmir'de başka bir yan sanayicinin üretmesi gibi. Üstündeki aksesuarları dünyadaki bu işi yapan değişik tedarikçilerden alıp taktık ama motorun kendisi tamamen bize ait. Bu aksesuarlarla ilgili de millileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kritik aksesuarlarla ilgili. Şu dışta gördüğünüz büyük gri parça dişli kutusu ve yağ haznesi oluyor. O mesela şu anda gene bizim şeyimizle IP'si bilgi hakları bizde olacak şekilde Japonya'da geliştirdik onu. Ama bunun yerli ve milli versiyonunu da bir yandan Alp Havacılık'ta çalışıyoruz. İnşallah nasip olursa bir ay içinde ilk milli dişli kutumuz da gelmiş olacak. Bunun özelliği tabii ki bu Gökbey helikopterimizi karşıda hemen karşıda görüyorsunuz. Helikopterin üstünde kanatların altında iki tane bakın ızgaraları vardır. Hafif tombul bir bölge var. Tabii orada iki tane motor olacak. Bir tanesi bir tarafta bir tanesi bir tarafta. Bu motorumuz oraya giriyor. TAI entegrasyon çalışmalarına başladı. Bizzat helikoptere de takıldı denendi. Ama mekanik entegrasyon yani form fit dediğimiz şekil entegrasyonun yanında mekanik olarak güçlerin aktarımı, elektrik haberleşme bugün bir entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Bizim tarafımızda da olgunlaştırma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar biter bitmez de sertifikasyon kısmı başlayacak. Sivil bir uçak olduğu için motor da sertifikalı olmak zorunda. Onunla ilgili çalışmalar da ne yazık ki sertifikasyon 2 ile 3 yıl sürüyor. Uzun bir süreç ama biz bunu inşallah olgunlaştırma artı sertifikasyon dahil 2025'in başına yetiştirmeye çalışıyoruz. TAI ile de şu anda seri imalat sipariş pazarlıklarımız gidiyor. İnşallah yakın bir zamanda imzayı atarız. İlk siparişimizi almış olacağız. İlk milli helikopter motorumuza.